İki devlet bir millet mottosuyla kardeş ülke olarak tanımladığımız Azerbaycan oldukça zengin bir kültüre sahiptir. Türk kültürüne başka bir açıdan bakmak isteyen gezginlerin rotasında kendine yer edinen ülke, Türkiye'ye de oldukça yakın bir konumda yer alır. İşte kardeş ülke Azerbaycan hakkında aklınızdaki bütün sorulara cevap olacak Azerbaycan ülke rehberi. Azerbaycan'ın başkenti aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olan Bakü'dür. Azerbaycan'ın resmi dili Azerbaycan Türkçesidir. Türkiye Türkçesi ile birçok anlamda benzerlik gösteren bu dil, genellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kolaylıkla anlaşılabilir. Ülkede ayrıca İngilizce ve Rusça lisanları da yaygındır. Güney Kafkasya'da yer alan Azerbaycan, Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktasında konumlanır. Ülke, kuzeyde Rusya ve Gürcistan, batıda Ermenistan, güneyde İran, güneybatıda ise Türkiye ile komşu durumdadır. Azerbaycan, ülkenin doğusunda Hazar Denizi'ne kıyısı olan topraklara da sahiptir. Ayrıca Nahçıvan'da Azerbaycan'a bağlı özel bir bölge konumundadır. 2018 verilerine göre Azerbaycan'ın nüfusu 9.8 milyondur. Azerbaycan, GMT artı 4 saat diliminde yer alır. Ülkenin yerel saati Türkiye'den 1 saat ileridedir. Azerbaycan'ın resmi para birimi olarak Azerbaycan manatı kullanılır. Ülke, parlamenter cumhuriyetle yönetilmektedir. Coğrafi konum ve ülkedeki yükseklik farkları nedeniyle Azerbaycan'da oldukça çeşitli iklim tipleri görülebilir. Bu durum, bitki örtüsü konusunda da ülkeye zenginlik katar. Azerbaycan'ın yüksek bölgelerinde orman tipi bitki örtüsü hakimken, daha alçak topraklarda ise bozkırlar görülür. Ülkenin yaklaşık dörtte biri ormanlık alanlardan oluşur. 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması sonrasında ekonomik anlamda önemli reformlar yaşayan Azerbaycan, gelişmekte olan ülkeler arasındadır. Yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengin topraklara sahip olan ülkede, petrol ve doğalgaz önemli geçim kaynakları arasında bulunur. Demir, çinko ve bakır gibi rezervlere sahip olan ülke, bu avantajı sayesinde sanayi konusunda da önemli bir gelişme kaydetmiştir. Ayrıca turizm sektörü de Azerbaycan ekonomisinde önemli bir yer tutar. Azerbaycan'da ılıman karasal iklimi hakimdir. Ülkede kış aylarında zorlayıcı soğuklar, yaz aylarında ise bunaltıcı sıcaklar görülebilir. Ülkenin Hazar Denizi'ne yakın bölgelerinde daha ılıman bir iklim hakimdir. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının yanı sıra Eylül ve Ekim ayları Azerbaycan seyahati planlamak için ideal dönemler olarak kabul edilir. Azerbaycan özellikle müzik festivalleri konusunda oldukça zengin, çeşitlilik sunan ülkelerden bir tanesi. Başkent Bakü'de Mart ayında Muam Dünyası Uluslararası Müzik Festivali ve değişen tarihlerde İpek Yolu Müzik Festivali düzenlenir. Gebele şehri ise yaz aylarında Gebele Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapar. Azerbaycan gezinizde ülkedeki festivallere de katılmak istiyorsanız seyahat planınızı buna göre yapabilirsiniz. Ülkemizden Azerbaycan'a hava yoluyla ulaşım sağlanır. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na Türkiye'nin birçok şehrinden direkt uçuşlar düzenlenir. İstanbul'dan Bakü'ye gerçekleşen uçuşlar yaklaşık 3 saat sürer. İki şehir arasındaki mesafe 2231 kilometredir. Azerbaycan kentlerinde şehir içi ulaşım için genellikle otobüs ve dolmuşlar kullanılır. Başkent Bakü'de yeşil ve kırmızı adı verilen iki metro hattı bulunur. Çok gelişmiş bir metro ağına sahip olmayan başkente, metro en ucuz ulaşım yöntemlerinden bir tanesidir. Metronun yanı sıra otobüs ve dolmuşlar da Bakü şehrinde ulaşım için sıklıkla tercih edilir. Şehirdeki otobüs ve dolmuşlarda kartlı sistem kullanılmaz. Otobüs veya minibüs bileti araca bindikten sonra görevliden temin edilir. Azerbaycan'da taksiler de şehir içi ulaşım için sıklıkla başvurulan yöntemlerden bir tanesidir. Ancak Azerbaycan'daki taksilerin birçoğunda taksimetre bulunmaz. Bu sebeple Azerbaycan'da taksiye binmeden önce pazarlık yapmanızda fayda var. Bakü şehir merkezinin 20 km kuzeydoğusunda yer alan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan şehir merkezine otobüs, metro veya taksi kullanarak ulaşabilirsiniz. 116 numaralı otobüs seferiyle havaalanından şehir merkezine gitmek
yaklaşık 1 saat sürer. 11'i büyükşehir statüsünde toplam 75 şehri bulunan Azerbaycan, gezilecek çok sayıda yere sahiptir. Başkent Bakü başta olmak üzere Azerbaycan şehirleri, özellikle tarihi yapılardan hoşlanan gezginlere zengin bir çeşitlilik sunar. Modern yapılarla tarihi mimarinin bir sentezini bulabileceğiniz Azerbaycan'da çok sayıda ilgi çekici yeri yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Başkent Bakü, hem son dönemde inşa edilen ve modern mimariye sahip görkemli yapılara, hem de tarihi, çok eski yıllara dayanan kültürel mekanlara ev sahipliği yapar. Azerbaycan seyahatlerinin başrolünü kimseye kaptırmayan şehir, mutlaka görülmesi gereken çok sayıda turistik bölgeye sahiptir. İnşaatı 2013 yılında tamamlanan ve şimdiden şehrin simgelerinden biri haline gelmiş olan Alev Kuleleri şehirdeki modern mimarinin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Ünlü İngiliz mimar Zaha Hadid tarafından 2012 yılında tasarlanan Haydar Aliyev Kültür Merkezi de şehrin önemli yapıları arasında yer alır. Modern mimari eserlerin yanı sıra başkentte çok sayıda tarihi yapı da gezginlerin ilgi gösterdiği yerler arasındadır. 2000 yılında UNESCO Dünya Tarihi Mirasları listesine giren İçerişehir adlı bölge, Paleolitik dönemin izlerini yansıtan tarihi bir kenttir. Yerel halk tarafından Köhne Şehir adıyla da anılan bu bölgeyi Bakü ziyaretinizde mutlaka görmelisiniz. Bu antik kentin yanı sıra başkentte yer alan Şirvanşahlar Sarayı, Kız Kulesi ve Azerbaycan Devlet Filarmonisi gibi tarihi binaları da gezi rotanıza ekleyebilirsiniz. Azerbaycan'ın Gence şehri de gezilmesi gereken yerlerdendir. Cuma Camii, Şah Abbas Kervansarayı, Butilka Ev ve Hükümet Binası Gence'nin ilgi çekici noktaları arasındadır. Ayrıca Leyla ile Mecnun Mesnevisi'nin ünlü yazarı Nizami'nin anıt mezarı da Gence şehrinde yer alır. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki vize uygulamaları 1 Eylül 2019 tarihi itibarıyla karşılıklı olarak kaldırıldı. Azerbaycan'a gitmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 30 güne kadar olan seyahatlerinde vizesiz giriş yapabilirler. Azerbaycan'da konaklama için en çok tercih edilen şehirlerin arasında Bakü gelir. Ülkenin hem başkenti hem de kültürel ve ekonomik olarak merkezi olan şehir, çok sayıda konaklama seçeneğine sahiptir. Şehirde yer alan Old City yani eski şehir, Bayrak Meydanı ve Nizami Caddesi gibi yerler, gezginlerin konaklama yapmak için en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alır. Başkente yer alan birçok turistik cazibe noktasına yakın konumda olan bu bölgelerde her bütçeye uygun otel ve pansiyon seçenekleri bulunur. Alışveriş tutkunları genellikle Nizami Caddesi'ni tercih ederken, şehrin tarihi yapısını daha yakından görmek isteyen gezginler Old City bölgesinde konaklayabilir. Azerbaycan mutfağı Türk mutfağını oldukça andıran lezzetlere sahiptir. Oldukça lezzetli hamur işlerinin yanı sıra çeşitli çorbalar ve tatlılar da Azerbaycan'daki yemek kültürünün önemli unsurları arasında bulunur. Düşbere adı verilen Azerbaycan mantısı, Kutap ismindeki Azerbaycan gözlemesi ve ülkemizdeki hinkal olarak da bilinen çingel yani Gürcü mantısı mutlaka tatmanız gereken lezzetlerden birkaçıdır. Azerbaycan mutfağı da tıpkı Türkiye gibi kebap kültürünün hakim olduğu mutfaklar arasındadır. Ülkenin en meşhur kebabı ise lüle kebabıdır. Eğer kebaptan hoşlanıyorsanız Azerbaycan'ın kendine has bu lezzetini mutlaka denemelisiniz. Yoğurt ve çeşitli yeşillikler kullanılarak yapılan dolga çorbası, Azerbaycan kültürünün vazgeçilmez unsuru olan çayın eşkilisi, mürebbe reçeli ve düşeş ismi verilen armut gazozu da Azerbaycan'ın alternatif lezzetleri arasındadır. Azerbaycan kültürü zanaat bakımından da Türkiye ile benzerlikler gösterir. Azerbaycan'da Türk kültürünü yansıtan birçok dokumalı, kilim veya bakır ürünleri bulabilirsiniz. Bakü'de yer alan Nizami Caddesi, çok sayıda hediyelik eşya dükkanına ev sahipliği yapar. Bu caddede sevdiklerinize hediye olarak alabileceğiniz otantik ürün çeşitlerini bulabilirsiniz. Ayrıca başkente çok sayıda semt pazarı da kurulur. Bakü, Takil Bazar, Şark Bazar ve Yeşil Bazar gibi yerel pazarları gezerek alternatif hediye fikirleri bulmayı deneyebilirsiniz. Azerbaycan'da birçok konuda olduğu gibi gece hayatının da kalbi
Bakü'de atar. Oldukça renkli bir gece hayatına sahip olan başkentte çok sayıda gece kulübü bulunur. Pacifico isimli kulüp, şehrin önde gelen eğlence mekanları arasında en üst sıradadır. Alternatif müziklerden hoşlananlarsa Baku Jazz Centre isimli caz kulübünü tercih edebilir. Otantik Azerbaycan müziğinin en popüler adreslerinden biri ise Mugam Club adı verilen mekandır. Peki Azerbaycan'a gitmeden önce bilmeniz gerekenler neler? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çoğunlukla Azerbaycan Türkçesini anlayabildiği gibi Azerbaycanlılar da Türkiye Türkçesini kolaylıkla anlayabilir. Yani Azerbaycan seyahatinizde herhangi bir iletişim problemi çekmezsiniz. Azerbaycan'ın ismi Farsça'daki Azerpayegan deyiminden gelir. Bu deyim ateş muhafızları anlamına geldiğinden Azerbaycan dünya genelinde ateş ülkesi olarak da bilinir. Rüzgar şehri olarak da bilinen Bakü adından da anlaşılacağı üzere oldukça rüzgarlı havalara sahne olabilir. Ülkenin birçok bölgesinde yükseklik farkı çok fazla olduğu için Azerbaycan, dünyada en çok farklı iklimin bir arada görüldüğü yerlerden bir tanesidir. Hazar Denizi'nin 1025 metrelik en derin noktası Azerbaycan sınırları içerisindedir. İki devlet bir millet mottosuyla olarak tanımladığımız kardeş ülke Azerbaycan'ı size anlatmaya çalıştık. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.